Yine Spor Toto Süper Lig'de 5 yıllık süreçte bakalım, bir de ödüller kısmında yılın takımına özellikle bakmak istiyorum. Tabii ki ilk sezon, yani 2019-2020'de Trabzonspor şampiyon olduğu için Uğurcan'ı kaleye. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'ı bu arada Zenit'e transfer etmişler. Zenit'te de şu anki değeri 12.75, 8.5 milyon euroya göndermişler. Sağ bekte Marcelo Goyano artık altyapı sorumlusu olmuş arkadaş. Yani Sivas'ta 29 maçta 9 asist, 7-13'lük performansı. Milan Skoda emekli olmuş, demek ki göremiyoruz artık. Volus Reis, ben hep söylemeyi çok sevdiğim bir isimlerden biri. Volus Reis. Gel bakalım Reis. Göztepe'li. O da Göztepe'de 30 maçta 1 gol, 3'te 3 kez de maçın adamı olmuş. 7-10'luk performansıyla iyi bir durumda. Pedro Rebocho. Rebocho, dediğim gibi, yani Rebocho o zaman sol bekte en iyi oyuncu seçilmiş. O da Gingap'ta zaten. Jonovi Mikel, o da formayı bırakmış. Artık emekli olmuş, göremiyoruz. Mario Lemina çok değerli bir oyuncu. Şu an hala Galatasaray'da gözüküyor. 5 yıllık süreçte Galatasaray'dan kopamamış. 9.75, demek ki Galatasaray bonservisini almış 16 milyon euroyla. Gerçek hayatta çok zor bir ihtimal ama ben bakıyorum. İlk sezonu 7-14, daha sonraki sezon biraz sıkıntılı olmuş ama sonrasında toparlamış. 29 maçta 8 gol, 6 gol, diğer sezon 6 gol. Şu anda 15 maçta 2 gol, zaten şampiyonluk sezonları hep. Şurada bakıyorum, şu sezon şampiyon, bu şu sezon şampiyon ve şu sezonda şampiyon orta sahayı toplamış. Abdülkadir şu anki mevcut takımı Wolfsburg. Abdülkadir demek ki satmışlar. Abdülkadir'in teknik becerisi zaten tartışılmaz. Şimdi ben bakıyorum, zihinsel anlamda ya mental yönden de çok geliştirmiş kendini. Pas kalitesi falan da çok iyi. Abdülkadir'in gücü biraz düşük. Kaça satmış? Ciddi misiniz ya? Bu bir şaka değil, değil mi? Yani Abdülkadir'i geçen sezon 4.5'a satmışlar. Ve Trabzonspor burada zarar üstüne zarar yemiş. Buradan onu görüyoruz. Bu sezonunda şampiyon olduktan sonra, ama aslında verileri hep iyiye doğru gitmiş. 7-8 gol, 7 gol. Yani Wolfsburg ucuza kapatmış. 35 milyon euro gibi bir oyuncu kazanmış. 25 yaşında. Süper bir adam. Jean-Michel Seri. Seri şu an Fransa Ligi'nde. İkinci ligde herhalde, çatura. Aynen. O sezon 13 asist yapmış. Yani inanılması güç bir rakam. Seri 13 tane asist, 6 tane golü var. Yani muazzam bir performans. Vakayeme, evet. Vakayeme 11 tane gol. 28 maçta 11 golü var. 7.35'te harika bir performans vermiş. Bir sonraki sezon kaleyi Muslera. Fernando Muslera. Sağ bekte Çabake. İsyan Çabake. Hangi formayla? Malatyaspor. Del Fabbro Fenerbahçe'de, Kampi Trabzonspor'da, Saracchi solda. Şimdi Çabake o sezon ne yapmış? Yeni Malatya'da. Ben detaylı da bakıyorum şu sezon yani. 30 maçta 2 gol, 4 tane de asisti var. Del Fabbro'yu almışlar. Del Fabbro özellikle kimden? Juventus'tan kiralanmış. 32 maçta 1 gol, 4 asisti var. Bir defans oyuncusu için iyi bir ortalama. 7.03'ü yakalamış. Sonra Fenerbahçe kadrosuna katmış ve iyi bir performans vermeye devam ediyor. Hala Fenerbahçe'de. Gaston Campi. Kampi artık boşta. Kaç yaşında Kampimiz? 33 yaşta. Kampi o sezon 31 maçta 1 gol, 1 asist, 2 kez maçın adamı, 6.98 ortalama. Marcelo Saracchi şu an 26 yaşında, Hetafe'de forma giyiyor. 1.9 milyon euro. Evet, bu sezon yani 28 maçta 5 kez asist yapmış. Ortalaması da gayet iyi. Evet, Luis Gustavo bir listeye girmiş. Gustavo şu an serbest, 37 yaşında, muhtemelen antrenör olacaktır artık. Muazzam bir mental performans. Fenerbahçe'de 6.5 milyon euro. Şu sezonda en parlak sezonu olmuş. 32 maçta 1 gol, 7 asist, 7.08'lik ortalama. Matt Smith.
Bu bizim neydi? Premier Lig'den kiraladılar herhalde bunu. Aynen Manchester City'den. Akıllık yapmış. Antalya Spor. İşte Antalya dedim ya merak ediyorum diye. Matt Smith'i almış mesela kiralamış. 27 maçta 7 gol 8 asist. Matt Smith hakikaten çok iyi gelişiyor arkadaşlar. Tabii Kayseri'de Galli oyuncu. Kayseri'de pek gelişmemiş. Kalmış yerinde. Ama hem sağ bek hem de orta saha oynadığı için iyi oynuyor. Edin Visca. Ligimizin hani Başakşehir'in en nasıl söyleyeyim banko adamı 12 sezon forma giymiş adam. Şu sezonda 34 maçta 13 gol 12 asist. Yani müthiş. 7.42. Double double. Double double yani. Taylan Antalyalı. O zaman Galatasaray'dan seçilmiş. Galatasaray şampiyon olduğu yıl. Taylan o sezon 28 maçta 5 gol 3 asist. Zaten daha iyi bir sezonu yok. Yani Galatasaray'da o sezon çok iyi parlamış. Sonra şu anki mevcut takımı Rizespor. 29 yaşında Taylan. Mbaye Diagne Galatasaray'ın belalısı. Diagne aslında belalı ama oyunda çok belalı değil. Oyunda atıyor yani. 2020 yılında 13 gol, 7-0-2, 12 gol, 7-0-9, 10 gol, 6-97. Tabii orada bedelsiz artık Bosman'la sanırım Yunanistan'a gitmiş. Yani her gittiği sezonda bir şeyler yapmış. Adam şu sezonda 20 gol atmış, burada 10 gol atmış aynı dönemde. Yani Mbaye Diagne tartışılır ama nasıl tartışılır? Biraz sıkıntısıyla tartışılır. Bitiricilik yönden 15'e 20 aralığında. Burada bakıyorum Sivas'taki Monacello. Yani Baricello ile Baricello, Monacello. Evet, İtalyan. 17 gol atmış Sivas'a gelir gelmez. Kimden kiralamışlar? Atalanta'dan. Atalanta'dan kiralamışlar. 17 gol atmış, bir de 10 gol atmış. Verilerine girebiliyor muyuz? Bitiricilik yönden biraz şey yapabiliyoruz ama şu an tabii ki 70 maçta 31 gol atmış. Çok değerli. Evet, 2021 yılına geliyoruz. Nicola Leali. İtalya'da Antalyaspor yine çok ciddi güzel bir oyuncu transfer etmiş. Leali'yi almakla 24 gol yemiş Leali. 17 kez de maçı kurtarmış. Yani CSM dediğim gol yenin 17 kez. Ya müthiş bir başarı. Gerçekten yani müthiş bir transfer dönemi yapmışlar. Bedelsiz Leali'yi almışlar. Çok fark etmiş. İşte oyundaki transferler çok önemli. 2021 yılı. Neredeydik? Şuradayız. Evet. Çebake. Yine sağ bekte Çebake mi seçildi? Aynen. Çebake bir sezon daha seçiliyor. Evet. Çebake yine seçiliyor. Del Fabbro yine seçiliyor. Bu sefer Çeluska seçiliyor. Defansta. Çeluska'yı biliyorsunuz çok maceralı. Trabzonspor getiriyor. Antalya. Antalya'da yine 27 maçta 6.90. Yani Antalya'da bir de Amilcar Silva. Amilcar Silva'yı 2021 yılında transfer ediyorlar. Pardon, 2021'de kiralıyorlar. 2022'de 275 bin euroya transfer ediyor. Ve şu anki değeri 7.25. Bakıyorum gerçekten ilk kontrol, top kapması, markajıyla, kafa vuruşuyla çok iyi bir adama benziyor. Zaten 7.25 milyon euroya kadar çıkmış. 117 maç forma giymiş. Şurada bakıyorum verileri de hep çok güzel. 32 maçta 1 gol 5 asist. Şu an 17 maçta da 3 asisti var. Sol bek için harika oyuncu bulmuşlar. Amilcar Silva. Monaco'dan almışlar arkadaşlar. İlk Hatay'da forma giymiş. Hatay'da görmüş Antalya. Bir ışık olduğunu. Hala genç. Andre Almeida. Bu arada bakıyorum. Andre Almeida'yı ben burada normalde adam orta sahaya almışlar yılın takımını ama sağ bek oyuncu. Almeida Fenerbahçe'de 2021 yılında mı? Aynen. 2021 yılında Andre Almeida
Fenerbahçe'de 33 maçta 2 gol 8 asist. Yani bir sağ bek oyuncusuna göre muazzam performans. Sonra 4 asist. Sonra 4 asist bu sezonda kötü bir kariyeri var. Ama zaten 34 yaşına geldi. Normal. Sadiku. Loret Sadiku artık Kasımpaşa'da o sezon, şu sezon diyelim aynen, 28 maçta 2 asisti var. 7.08 ortalamayla girmiş listeye. Anthony Nokert Galatasaray'a. Şu anki 2021-2022'de biliyorsunuz az önce Beşiktaş'ta da vardı. Galatasaray'a da geliyor. Galatasaray'a da kiralanıyor. Brighton'dan. Brighton'dan sonra 28.5 milyon euroya Cruz Azul'a gönderiyor. Anthony Nokert'i gerçekten hem gol hem asist yönünde çok kuvvetli bir sağ kanat oyuncusu. Gerçekten teknik anlamda da muazzammış. Lemina giriyor, Cagne giriyor ve Sorloth giriyor listeye. Sorloth o sezon 13 gol atmış. Sorloth'a bakıyoruz. Evet, kiralık. Şurada 6 milyon euro bedelle alıyorlar. Trabzonspor 18, 16, 13 golle ve daha sonra 9 gol atarken ara dönemde Fiorentina'ya satıyor 17,5 milyon euro. İyi bir kar elde ediyor. Gelelim 2022-2023'e. Bu sefer Trabzonspor'un kalecisi yılın takımında Fredrik Ronov. Bu da Norveçli mi Danimarkalı çıkıyor. Danimarkalı 32 yaşında. Ronov'u alıyorlar. 32 maçta 25 gol, 26 gol. Gerçekten çok iyi bir kaleci keşfediyorlar. Yani Trabzon zaten kaleci yönünden çok etkili bir takım. Genelde altyapısından çok iyi kaleciler çıkıyor. 15 maç gol yememiş, 14 maç gol yememiş. Yani harika bir performans ortaya koymuş. Oyuncuya bakıyorum. Kalecilik yönünden refleksler birebiri çok etkili. Ani çıkışlar, degajlar. Bakın eksantriklik kötü olması lazım. Eksantriklik iyi ise kaleci sıkıntılıdır. Elle oyun başlatma, hava topları iyi. Fiziksel yönden biraz yani daha iyi olabilirdi. Mental anlamda zayıf. Mental yönden daha iyi olabilirdi gerçekten. 32 yaşına geldiği için söylüyorum. Kaleci yaşıdır çünkü. Andre Almeida Fenerbahçe'den. Mete Delil. Bir Regen. Regen'i anlatmayacağım. Del Fabbro yine seçiliyor. Dario Del Fabbro. Kelvin Amiyan. Başakşehir. Bu sezon şampiyon olmuştu değil mi? Evet. 2022-2023 sezonu. Şampiyon olduğu sezonda Kelvin Amiyan. 3.2 milyona alıyor. 33 maçta 3 asisti var. Çok iyi. İrfan Can Kahveci. İrfan'ı merak ediyordum ne oldu diye. İrfan da o sezon şampiyon olduğu sezonda 33 maçta 11 asist yapıyor. Daha sonra Atalanta'ya gidiyor. Atalanta'da iyi parlatıyor. Genoa'ya satıyormuş. Özelliklerine bakıyorum. Fiziksel anlamda çok iyi durumda. Teknik anlamda zaten biliyorsunuz. Gerçekten çok etkili bir sol ayağı var İrfan'ın. Bitiriciliği, ilk kontrolü, serbest vuruş, pas kalitesi, uzaktan şutları çok iyi bir oyuncu. Pepe Çeyik Diop. Fenerbahçe böyle bir oyuncu transfer ediyor. Evet, ben Pepe Çeyik Diop bu sezonda 32 maçta 4 gol 8 asist. Edin Visca yine listeye girmiş. Visca'ya bakıyoruz. Artık tabii ki bitti yani Visca'nın şeyi. Visca artık nerede? Pilsen'e gitmiş. Oradan Sarajevo'ya. Maxence Çakure. Fenerbahçe akıllık yapıyor. O sezon demek ki Fenerbahçe Çakure'yi almış. Yani ondan önce Başakşehir, şimdi Çakure'yi almışlar. 30 maçta 12 asist, 7 gol. Çok iyi bir performans. Jaden Braff. Bunu da Fenerbahçe almış. 6 golü var. Şu sezonda 30 maçta 6 gol, 5 asist. Manchester City, Konya, Fenerbahçe'de Konya'dan görüp oyuncuyu kiralamış. 7-14'lük ortalamasıyla oynamış. Şu an Braff 21,5 milyon hala Manchester City kiralıyor. Hızlı bir oyuncu, teknik bir oyuncu. Evet, asıl
Baktığım zaman 17 gol atan Slobodan Tedić diye bir adam var. Adana Demir Sırp oyuncuyu almış. Manchester City'den 2.3 milyon euroya satın almış. 17 gol atmış. 7.31 ortalama. Çok iyi bir ortalama. Ve ondan sonra 9 gol atmış. Ve 7.15'lik ortalamayla devam ediyor. Adana Demir'i ligde tutmuş. 2022-2023'te Adana Demirspor ne yapmıştı bakalım. 14. Bakın bu adam gol katkısıyla birlikte resmen takımı tutmuş. 2023 yani 2023-2024 yılı buraya bu tarihe göre bir yıl öncesi. Kalede Mustera var. Mustera artık yine kaleyi almış. Yıllanmış şarap gibi. Mustera artık nerede bakalım. Artık bu sezonun sonunda Mustera şampiyonluktan sonra, son şampiyonluğundan sonra Arabistan'a gitmiş. Ben futbolu bırakır diye düşünmüştüm. 38 yaşında hala Mustera'nın refleksler kuvvetli. Kalecilik yeteneği harika. Fiziksel anlamda düşmesi çok normal. 38 yaşına gelmiş ama vücut zindeli hala yerinde. Mental anlamda adam kendini çok iyi bakmış, geliştirmiş. Bir tek topsuz alanda. Özel yeteneği olmayabilir ama gerçekten bir kupa beyi, kupa avcısı. Müthiş bir kariyeri var. Bunu da kimse inkar edemez. Adamın aldığı kupa sayısı. Yani şuraya bak. Kaç tane şampiyonluğu var Galatasaray'da? Hani baktığım zaman bir. Süper Ligleri sayarsak eğer. 2012'yi alıyor. 2013. 2014. 2015. Değil mi? Bir dakika. 2012 şampiyonluk. 2013 yine şampiyonluk. 2014 ikincilik. Yanlış olmasın. 2015 şampiyonluk. 2018 şampiyonluk. 2019 şampiyonluk. Ondan sonrası zaten buradan devam ediyor. Listeye girenler Jan Couto Trabzonspor'dan. Jan Couto giriyor. 29 maçta 3 golü var. Manchester City'den kiralamışlar Couto'yu. 32 maçta 3 gol 4 asist. Bir sağ beke göre gayet iyi bir performans. Bu sefer de Lille kiralamış. Couto'nun verilerine bakıyorum. Fiziksel verileri çok düzgün, çok iyi. Biraz Pire gibi. 1.72 boyunda. Orta yapma pas kalitesi, tekniği çok güzel. Bitirici yönden de iyi. Top kapması, markaj yeteneği biraz düşük. Bu kadar da normal. 1.72 boyunda bir adam. Brezilyalı. Harika bir oyuncu. 23 milyon euro değeri var. Luyendama artık yine Galatasaray'da 30 yaşına gelmiş. Listeye bu sezonda girmiş. 2023-2024'te. Fiziksel verisinden hiçbir şey kaybetmemiş. Markaj, top kapma tamam. Zaten adamın başka bir durumu yok. Kafa vuruşu zaten 1.91 boyuyla. Cüssesiyle birlikte yetiyor. Pas kalitesi, pas ayağı yok. Tekniği yok. Mental verileri daha iyi olabilirdi. Ben daha iyi olmasını beklerdim. En azından kararlılık, karar alma durumundan. Trabzonspor dedim. Galatasaray da şu sezonda 29 maçta forma giymiş. Herhangi bir golü asisti yok ama ortalama olarak 6.96 ile bitirmiş ligi. Bobubakar Kamara Trabzonspor'un oyuncusu 8.25 milyon euroya alınmış bu sezon. 28 maçta 2 gol 6 asisti var. 7.14 ortalama. Olympique Marsilya'dan iyi bir bonservis bedeli. Markaj, top kapması var. Fiziksel yönden çok kuvvetli. Fransa Ligi'nde zaten atlet oyuncular oluyor. Hızlı bir oyuncu burada. Kafa vuruş yeteneği var. İlk kontrolü var. Driplingli topla birlikte hızlanabiliyor. Pas kalitesi de güzel. Mental anlamda 25 yaşında verileri çok güzel ve çok soğukkanlı bir adam. Kim tarafından izleniyormuş? Herkes bakıyordur zaten. Roma tarafından izleniyor. Muhtemelen iyi paraya satarlar. Amilcar Silva'yı göstermişim daha önceden. Yine listeye girmiş. Stanislav Lobotko'yu almış Galatasaray. Komple Lobotko, yani komple bir Galatasaray orta sahası olmuş burası.
Lobotko'nun verilerine bakıyoruz. 30 yaşına gelmiş Atalanta. Napoli'de Napoli'den gönderilip Atalanta'ya alıyor. Atalanta'da kiralıyor Galatasaray'a. 33 maçta 1 gol 9 asist. Daha sonra Atalanta kendi liginde oyuncuyu devam ediyor. Ama Galatasaray'da çok iyi bir performans ortaya koymuş gerçekten. Orta sahada artık Galatasaray'ın Lemina ile birlikteki orta saha ikilisini oluşturmuşlar. Burada bakıyorum. Karamoh diye bir adam çıkmış. Sağ kanatta. Galatasaray bunu Parma'dan 9,5 milyon euroya almış. Şu sezon 29 maç 11 gol 5 asist. Çok iyi bir performans. Bu sezonda 17 maçta 3 gol 3 asist. Karamoh hızlı, bitirici, driblingi yüksek, tekniği iyi, pas ve orta kalitesi düzgün, çok iyi bir sağ kanat oyuncusu. Yani gerçekten hani ne Bruma ne Geri Rodriguez yarışamaz adamla. Bence çok iyi bir adam. Yan Karamoh. Normal sezonda 2019'da Inter'de görünüyor. Değil mi? Parma kiralık. Parma'da kiralık türü. Parma orada 13 milyon euroya bedelini alıyor. İyi bir oyuncu. Wilhuis. Premier Lig'den hatırlarsınız arkadaşlar. Watford'da istenileni verememiş. Daha sonra Udinese'ye, oradan da Wolfsburg'a, Wolverhampton'a. Wolfsburg nereden çıktı? Wolverhampton'a kurtlar gidiyor. Wolverhampton'a kiralanıyor. Wolverhampton'da kiraladıktan sonraki sezon Galatasaray'a 4,3 milyon euro Galatasaray bunu oyuncunun bedelini alıyor. Bonservis bedeliyle birlikte transfer ediyor. 28 maçta 7 gol 7 asist. Zaten Wilhuis iyi bir oyuncuydu Watford'da falan. Ama çok gelişememiş. Oyunda da hakikaten kendini çok geliştirememiş. Kalmış yerinde. Yani Wilhuis'un ilk oyuna başladığı zamanki verileri hemen hemen aynıdır. Sefer Çağlayan bu Regen'dir diyecektim. Regen. Yani çok bir şey anlatmıyorum Regen'le ilgili. Amine Gouiri. Fransız oyuncu, Spartak Moskova ile sözleşmesi varmış. Gouiri o dönem Başakşehir ile 33 maçta 16 gol. Başakşehir yine flash bir kelepir transfer yapmış. Olympique Lyon'dan Kasımpaşa izlemiş oyuncuyu. Kiralamış, 10 gol atmış. Kayseri 11 gol. Başakşehir demiş ki ben bu oyuncuyu gördüm, izledim ve transfer ediyorum. Ve ikinci sezonda Başakşehir'de 33 maçta 16 gol, 5 asist yapmış. Çok iyi bir rakam. Ve yaşı çok gençken, 24 yaşında şu an, 14 milyon euroya transfer etmişler. Yani Spartak Moskova'ya göndermişler adamı. İyi de bir kar elde etmiş. Tüm zamanlarda baktığımız zaman ise, tüm sezonlarda Mustera, Çebake iki kere seçildi zaten. Del Fabbro, Mete Delil. Mete Delil'e bir kez daha bakmayın. Nereye gelmiş? Amilcar Silva, Lemina, Wilhuis, Edin Visca, Maxens, Nokert ve Slobodan Tedić. Slobodan Tedić arkadaşlar. Sizin normal oyununuzda Slobodan Sırbistan liginde Çukarecki denilen ligde olabilir. Ya da Manchester City aldıysa bilmiyorum. Ama iyi bir forvet oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Ve tüm zamanların oyuncularını yaptıktan sonra şimdi burada bitiriyorum arkadaşlar.